Türkiye'nin 2011 yılında imzaladığı 2012'de Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan İstanbul Sözleşmesi, geçtiğimiz yıl Mart ayında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle feshedilmişti. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığı 11 Mart 2021 tarihinden bugüne kadar en az 287 kadın, 24 çocuk öldürülürken yüzlerce kadın ve çocuk cinsel istismara ve şiddete maruz kalmaya devam etti. Hani değerleri korumak, savunmasız çocukları koruyabilmek yoksa... Ülkenin her yerinde yapılan eylemlerle tepki çeken karar yargıya taşınmış. Danıştay 10. Dairesi yürütmeyi durdurma talebini reddederken bu karara yapılan itirazlarsa kabul edilmemişti. Danıştay savcısı Elmas Mucukgil, avukat Lalezar Nergiz'in başvurusuna istinaden görüşünü daireye iletti. Mucukgil, İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararı ile çıkılmasının hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak kararın iptal edilmesi yönünde görüş bildirdi. Anayasada yasayla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacağını vurgulayan Mucukgil, yasa koyma, değiştirme, kaldırma ve uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmanın meclisin görev ve yetkileri arasında olduğuna işaret etti. Usulüne uygun şekilde yürürlüğe konan uluslararası anlaşmaların yürürlükten kaldırılmasının da aynı usule tabi kılındığını belirten Mucukgil, bu nedenle yasa hükmünde olan uluslararası anlaşmaların kaldırılması ya da feshedilmesi için meclis düzenlemesi gerektiğine dikkat çekti. Konuyla ilgili Sol TV'ye görüş bildiren önce Çocuklar ve Kadın Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey Erden, sözleşmenin yasama organıyla yürürlüğe girdiğini, yine yasama organının imzasıyla feshedilebileceğini belirtti. İstanbul Sözleşmesi yasama organınca, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2011 yılında 6251 sayılı yasa ile yürürlüğe konuldu. Aynı zamanda da resmi gazetede yayınlandı. İstanbul Sözleşmesi yasama organının onayıyla yürürlüğe girmişken usulde paralellik ilkesi gereğince yine yasama organının imzasıyla feshedilebilir veya sözleşmeden dönülebilir. Danıştay Cumhuriyet Savcılığı da özellikle bu konuya değinmiş. Yani usulde paralellik ilkesi gereğince bir sözleşmeyi kabul eden organla sözleşmeden dönen organın aynı olması gerektiğini ve anayasamızda da özellikle yasama organının yetkileri arasında sayıldığını, yasama organının yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla sözleşmeden dönülebileceğini belirtmiş. Bu nedenle de Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden dönülmesinin tamamen hukuka ve usule aykırı olduğunu belirterek bu karardan dönülmesi gerektiğini, bu kararın feshedilmesi gerektiğini belirterek mahkemeye görüş bildirmiştir. Tabii artık top mahkemede. Mahkeme bu kararı bu mütalayı kabul edebileceği gibi bu mütalayı kabul etmeyip red kararını da verebilir. Erden önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin açtığı iptal davasının sonucunu beklediklerini iletti. İstanbul Sözleşmesi'nin tek adamın imzasıyla bir gece yarısı feshedildiği ilan edildi biliyorsunuz. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak bizler de yine bir gece yarısı Cumhurbaşkanlığı kararına karşı Danıştay 10. İdare Mahkemesi'nde iptal davası açtık. Bize göre Cumhurbaşkanlığı kararıyla uluslararası bir sözleşmeden dönülemezdi. Özellikle de toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayan, incinebilir kesim olan, hatta zayıf halkı olan kadınlarımızın, çocuklarımızın, yaşlarımızın, LGBT bireylerin korunmasını sağlayan en önemli sözleşmeden hiçbir şekilde dönülemezdi. Özellikle de bir tek adamın imzasıyla. Bu nedenle açtığımız davanın hala sonucunu beklemekteyiz.